asa camiası bana bunu söylüyor. Belki ben yanlış anlıyorum. Bu benim anladığım. Ama çok enteresan Proje açıklıyorlar. İşte biz aplikasyon yapacağız. Biz storları şöyle yapacağız. Abi bırakın aplikasyonu, storları falan. aplikos Aplikasyondan 10 TL'ye bir adama şey satsanız 300 bin sattığınızı düşünün. Öyle 25 milyon taraftarı falan kimsenin yok. Kimsenin, Ör kimsenin örnekleri aldatması. var zaten. Daha önce böyle ufak tefek çıkarılıp da satılan şeyler ne faydası olmuş? Ya Sen bir kere müşteri kitleni bilmiyorsun her şeyden önce. 300 bin sattığını varsan, varsayarsan 10 TL'den satsan 3 milyon TL. Senede 36 milyon TL yapar. Euro karşılığına bakarsan. 3 milyon euro gibi bir para yapar. Hani senin elinde önünde adam sana Şampiyonlar Ligi gel kardeşim diye 10 tane aplikasyon çıkarabileceğim para var orada. Tabii. Evet. Yani niye Sergen Yalçın bas bas bağırıyor? Benim yaptığım işi siz anlayamamışsınız da. Hakan Gündoğan röportajında çok net hoca bunu söylüyor. Siz ne yaptığımı anlamamışsınız bence ya diyor. Vallahi çok doğru söylüyor. Kulübe yarattığı kaynak. E tabii. Yani sadece şampiyon yaparak ki hani Beşiktaş sezon başında baktığında Fenerbahçe'nde, Galatasaray'ında şampiyonluk iddiasında daha gerisinde bir takımdı. Evet. Gözbek çok 5. 6.'lık konuşulan bir takımdan bahsediyoruz. İki tane bahsediyor kiralık, ]ce. iki tane kiralık üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın düşünmediği Soğuz'a ve üzerine ve acaba kaç maç oynayacak denilen Abu bir şampiyonluk çıkardı. Yani, işte, bir şeye inanmıyorsanız onu başarmanız zaten imkansız hale gelmiştir. Çünkü 12 Temmuz'da eğer yanlış hatırlamıyorsam bir Şampiyonlar Ligi önelemesi varsa ben beklerdim ki Galatasaray Başkan adayları ya kardeşim bırak başkanlığı falan şurada bir ortak akıl koyalım. Bugün işte tam gelirken saat 7 civarı su falan söyledik eve. Ben son dakika su zaten dibinde böyle kalır ya damacanın. Onu sürahi arıyorum son dakika. E ne yapıyorsun? Sürahi bitiyor. Sonra bardak arıyorum. Ondan sonra boşaltıyorsun abi damacanayı. Bardakların üstüne falan boşalttığın zaman da zaten o bardaktan içmezsin bile o suyu toz kapar diye. Çaydanlığa dökeceksin. Çaydanlığa da döktük her yere döktük de öyle bir birikmiş ki o kadar su vardı ki. Sen niye su söyledin abi o kadar çok su varsa? Abi şu kadar böyle bir... Acele etmiş. Acele ettik biraz işte. Yani, yarın Yoldayken bir söyledik bir hatta edersin. suya bakmadan söyledik. Bugün hatta bugün artık kağıt üstünde bugünü bekleyememiz Planlamadan... Planlamada, planlamada hata işte, olmuş. Planlamada hata. Mesela Galatasaray'da hiç kimse amatör branşlarla ilgili e, açıklama yaptı yaptığını bilmiyorum. Ya şeyleri, Basketbol şubesi Şuna şeyleri, da, da inanmıyorum. O, o, şuna da inanmıyorum. Diyorlar yani akademiye şu kadar yatırım yapacağız. Yapanı görmedim. Ben diyorum ki ya futbolcu sözleşmelerine 10 bin euro madde koyun. 25 futbolcum var değil mi? De ki Feguli'ye, de ki Arda Turan'a. Ya Arda Turan bizim Galatasaray için 10 bin euro bağışlar mısın senede? Ne yapıyor abi karşılığı? 10 futbolcu. 25, 250 bin euro yapar 25 futbolcu 250 bin euro bugün akademisine ayıran Türkiye'de bir kulüp 2 sene sonra ne hale gelir artı bütçeyle zaten bir bütçe ayırıyorsun evet, yani Fatih o Hoca para toplanır kuruluş. da akademiye harcanır mı benim kafamda Ama soru yani şöyle oranın bütçesi kesinlikle buraya ayrılacak ve Fatih Hoca dedi ya yayıncı kuruluşta benim akademi hocam 5000 TL maaş alıyor onu almıyordur herhalde büyük ihtimalle e alıyorsa hani 5000 de Alıyordur. hadi 5000 alıyor diye daha yükseğini alması lazım dedi ya Yap abi bak bazen ilkel çözümler üretmek lazım. Kurumsal firma da olsanız bunlara kısa vadede ihtiyacı var kulüplerin. Ya sözleşmeye koyun ya da 44 listelerde 45 kişi var değil mi? Ya Galatasaray'ı çok seviyorsunuz. Hepinizin Galatasaray için menfaatleri var. 44 çarpı altına yapar. Çok zor bir şey çarpma işlemi ama yaklaşık 200 244. 264 264 gibi bir şey yapar. 264 kişi de ya siz de bir 10 bin euro madem verin. 264 Kendisi çıktı abi 5 ile çarp. Tamam. O da Galatasaray sevgisi doludur büyük ihtimalle. Başkan adayı olduğuna göre, listelere girdiklerine göre. Şu Galatasaray Akademisi için, Galatasaray'ın geleceği için, Galatasaray'ın bilançosu için, Galatasaray'ın uzun vade, kısa vade borcu için akademi olmazsa olmaz çözümse bu Beşiktaş ve Fenerbahçe için de bir modeldir. Ya bizim artık proje üretecek bir kaynağımız yok. Çünkü Volkan Galatasaray Başkanı. Sen de teknik direktörsün. Ben akademi hocası olarak geliyorum diyorum ki koordinatör Büyüm olarak. çalışırız. İkimiz çalışırız, çalışırız da. Üçüncü sıkıntı neden? Ben de o Maaşı çalıyorum. 5 bin lira çünkü. <laughs> Doğru. Ben Üçünceye de kapıyı, mutsuz olur. Bak, kapıyı çalıyorum giriyorum. Ya şu akademiye biraz para yatıralım diyorum. Ya, bir git dersin. Bizim şu anda 300 bin TL bir ödememiz var. Bir git dersin. 300 milyon. 300 milyon TL bir ödememiz var. Bir git dersin adama giren içeriye. Kim akademi sorumlusu da olsa, koordinatör de olsa git dersin. Ama genel kurulda bir karar alıp ya bu 44 çarpı 5, 6 her neyse siz cebinizden 10 bin euro değil 10 bin TL verin ya Galatasaray için veya Beşiktaş ya da Fenerbahçe için. Çok seviyorsunuz. Verirsiniz herhalde ya. Bu kadar zor mu? İlkel çözüm mü? İlkel çözüm. Ama siz zaten rasyonel çözüm üretemediğiniz için ilkel çözüm üretmek zorunda kalıyoruz bizler. Ya bu borcun altından kalkmak gerçekten mümkün olduğunu ben düşünüyorum. Trabzonspor için çok basit bir matematik yaptım. 20 milyon euro Yusuf Yazıcı, 20 Abdülkadir Ömür 20, Uğurcan Çakır 60 milyon euro. Arada Sörnot'u da sattılar. Saymıyorum onu da. alsatı saymıyorum. Alt yapı olarak. Hayır yani, hayır. Trabzon o dönemki borcu 9 milyon TL'ydi. Bu, proje, bu projeyle gidersen 600 milyon TL benim borcumun %70'ini temizliyorsun demektir zaten. Bu evet. kadar basit. Ama hani, işte Yusuf Yazıcı da her zaman çıkmıyor abi. Öyle de bir gerçek var yani. Onu da ya lazım. onu da şey işte e, Fatih Tekke ve Salih Tekke kardeşler kendi arabalarına benzin koyarak bildiğim kadarıyla bildiğim hikaye sadece benim e, öğrendiğim hikaye bu. Kendi paralarıyla benzini koyuyorlar. Trabzon'daki okulları geziyorlar. Gel bakayım Abdülkadir diyor. Gel bakayım Yusuf Yazıcı diyor. Ondan sonra kuvve kazanılıyor. Tabii biz de şu an altyapının altyapıların e, bir de e, federasyon tarafından sıkıntılı bölümleri var. Malum oynatılmayan al e, organizasyonlar var yani. Çocuklar maç yapamıyor. Doğru. Nerede Belli oynayacaklar? Nerede oynamıyor. oynayacaklar? Nasıl keşfedeceksin? Kota yaş gruplarının büyük çoğunluğu. Nasıl oynuyor. A takımı hazırlayacaksın? E, orada da çok ciddi sıkıntı var. Aslında sadece kulüp bazında değil, top yökünü olarak bir Ya her kulüp e, yapabilir zaten. bu metodu. Mesela rezervlik. Yapar. bu arada yani bence eee kaldırılması e, çok ciddi problemler çıkardı ortaya. Yani bu orada 21 o, ligin. Evet. O da oynamadı. Daha herhalde 3-4 ay oldu oynayalı, başlayalı evet. çocukların. Sezonu yarılamadı. Kaybettiler bilesine. ya. Bu bu jenerasyonu kaybettik biz. Bu 19'daki o jenerasyonu kaybettik hemen hemen o 19 hadi 19 yine oynuyor. Oynadı. 14'ler, 15'ler O da 3-4 aydır. 14 15 hiç yok. Bitti. Evet. Yani ya proje çok komik zaten. Federasyonun projesi çok komik. 2-3 sene sonra 6 yabancıya mı düşüyor? 8'e mi düşüyor? 6'ya mı düşüyor? Her ya, yıl bir 5 yerli düşürüyor. olacak diyor. 6 artı yani düşüyor. şu anın evet. 14 yaşındaki çocukları o futbolsuz bıraktığımız o on, 14 18 yaşındaki yaşındayken, 18 yaşındayken o 14 yaşında alması gereken bir eğitim var ya bilmiyorum biliyorlar mı o 14 yaşında hangi eğitimi alması gerektikleri, gerektiklerini gerektiğini herhalde bilmiyorlar 14 yaşında bir futbolcunun ayrı bir eğitim müfredatı 15 yaşında ayrı bir ve farklı tedrisatlardan geçmesi gerektiğini biliyorlardır ama benden daha iyi biliyorlardır eminim. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bazı açıklamaları var sevgili seyirciler. E, yabancı kuralı ve limitler konusunda federasyondan hoşgörü ve anlayış beklediklerini ifade etti Çebi. Aynı zamanda... E,